Nasıl buldun okulumuzu? Çıktı. Fena değil. Ama bunların ne yaptığını anlamadım. Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha, duymuştum. Demek böyle bir oyunmuş. Hadi vur. İlk defa futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Çok anlamsız. Herkes ortadaki topun peşinden koşuyor. Bence de anlamsız. Evladım, ailenden bir haber var mı? Hayır, beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işten bir şey anlatırsam arabulayım. Evladım, senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim, ailesini bulana kadar bizde kalsın. Hadi gelin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey, tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler, hoşça kalın. Evet Can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. 5. 5, evet. Of, çok sıkıldım. Evet efendim, anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Bir yanlış anlaşılma. Anladım. Yok, biz uçağı bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karmakarışık oldu, bana bir şey sorma. 2 günlüğüne Can, sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin, olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar, şaka gibi. Of, kaç kere anlatacağım? Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz, sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yok. Belki de eve okula çok yakındı, öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Hah, buldum, Nana'yı. Aynı onun gibi garip ve salak bir şey. Özge, çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. Nana kim? Bizim bakıcımız. Hadi gidelim. Emre bekle. Bizden çekinmene gerek yok Cancığım. Müdürle konuştum. Ailen gelene dek burada kalabilirsin. Başka bir şeye ihtiyacın olursa da söyle, olur mu? Paraya falan işte. Para mı? O da ne? Bu da Nana gibi garip espriler yapmayı çok seviyor. Hadi bakalım, güzel güzel oynayın. Yemek hazır olunca da size haber veririz. Sana yarış arabalarımı göstereyim mi? Ben de evcilik takımımı göstereyim. Of, benim saçıma ne oldu, böyle bir türlü inmiyor.